Farklı birçok kültürün etkilediği Anadolu topraklarında uzun yıllar Türkler ve Rumlar, Hristiyanlarla Müslümanlar bir arada yaşamışlardır. Türklerin çoğu Müslümandır, Rumların çoğu da Ortodoks Hristiyan. Ortodoks Hristiyanlar 1053 yılında Roma Katolik Kilisesi'nden ayrılan İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ni kurarlar. Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı Devleti ile Patrikhane arasında patriklerin asılmasına varan anlaşmazlıklar olur. Ve 1856 İslahat Fermanı ile patriklerin yetkileri dini konularla sınırlandırılır. Milli mücadele sırasında Fener Rum Patrikhanesi tüm Ortodoksları kışkırtan faaliyetlerde bulunur. Ama Anadolu'daki birçok Ortodoks aynı zamanda Türktür. Fener Rum Patrikhanesi'nin aleyhte takındığı tutumdan farklı olarak Türk Ortodokslar milli mücadeleye destek verirler. Bunlardan bir bölümü Karaman bölgesinde yaşayan Hristiyan Ortodoks Türklerdir. Liderleri de ileride Papa 1. Eftim olacak Pavlos Karahisaridis'tir. Karamanlılar Hristiyan olmalarıyla Müslümanlardan, Ortodoksluklarıyla Katolik ve Protestanlardan, Anadolulu olmalarıyla ve Yunanca bilmemeleriyle de Yunanistanlılardan ayrılmaktadırlar. Tarihlerine ait kesin belgeler bulunmaması sebebiyle Türk ama Hristiyan olmalarını açıklamaya çalışan çeşitli tezler mevcuttur. Milli mücadele sırasında Mustafa Kemal'in yanında yer alan ve Ortodoks Türklerin örgütlenmesinde en büyük rolü oynayan kişi Papa Eftim'dir. Papa Eftim 1884'te Yozgat Akmadeni'de Pavlos Karahisaridis adıyla doğar. Önce kilise, sonra rüşdiye eğitimi alır. 1908'de Ankara'ya yerleşerek manifaturacılık yapmaya başlar. 1911'de evlenir. 1915'te papaz olarak memleketine geri döner. Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı 1918'de keskin metropolitliği yapmaktadır. Yunan işgaliyle birlikte Anadolu Ortodoksları da yoğun Yunan propagandalarına maruz kalırlar. Patrikhane, Papa Eftim'e gönderdiği talimatta çeteciliğe önem vermesi, asayişin ihlali için çalışması ve daima İslamlar ve hükümet aleyhinde şikayette bulunmasını istemektedir. Amaç, azınlığı koruma bahanesiyle Yunan askerlerini bölgeye sokmak, işgale karşı dünyada olumlu bakış açısı yaratmaktır. Patrikhane'nin bu ve buna benzer çalışmaları özellikle İstanbul ve Trabzon çevresinde başarılı olur. Ama Papa Eftim yalan söylemez. Anadolu'daki Hristiyanların baskı altında olduklarını kesinlikle reddeder. 1918'de yayımladığı beyannamede İstanbul Patrikhanesi'nin bize Türklüğümüzü unutturmak ve dilimizi değiştirmek için aldığı bunca tedbirler hiç kâr etti mi? İşte Türk tabiyetimiz ve dilimiz olduğu gibi bakidir. Halis Türk ve Türk evlatları olduğumuzu adet, töre, kültür ve her halimizle ispat etmekteyiz der. Ben Türk dostu Eftim değil, Türk oğlu Türk Eftim'im. Bana Türk demeyip Türk dostu diyenleri hiçbir surette affedemem sözleri de ona aittir. Papa Eftim, milli mücadele başladığı esnada Ankara Saman Pazarı'na yerleşir. Ankara hükümetiyle iyi ilişkiler içerisindedir. Fener Patrikhanesi'nin milli mücadeleye olan tavrı ve Türk düşmanlığı sebebiyle Patrikhane ile bağlarını tamamen koparır. Keskin Türk Ortodoks Metropoliti Vekili imzasıyla 30 Kasım 1921'de yayımladığı beyannamede vatanlarına yönelik haksız saldırılara karşı mücadeleden başka çareleri kalmadığını, karmaşa ve kargaşa kışkırtıcılarının başında Fener Patrikhanesi'nin geldiğine dair Anadolu'daki bütün Ortodoksların hemfikir olduğunu belirtir. Ayrıca kendilerine ait hükümetin Ankara Millet Meclisi hükümeti olduğunu ve hükümetlerini hiçbir zaman hiçbir merciye şikayet etmelerinin de mümkün olmadığına işaret eder. Papa Eftim yayınladığı Türk Ortodoks Kilisesi başlıklı bildirisinde bütün Ortodokslardan Anadolu'da başlatılan milli mücadeleye destek vermelerini
ve şerre alet olmamalarını ister. Papa Eftim 31 Mart 1922 tarihinde meclis binasının önünde yaptığı konuşmada tarihten ve İncil'den örnekler vererek Türk Milli Mücadelesi'nin başarısına ve lideri Mustafa Kemal Paşa'ya tam olarak itimat edilmesinin gereğine vurgu yapar. Batı Anadolu ve Karadeniz kıyılarıyla Marmara bölgesinde yoğun olarak bulunan Hristiyan Rumlara nazaran Anadolu'nun içlerinde yoğun, diğer yerlerde ise daha az bir orana sahip olan Ortodoks Türkler milli mücadeleye destek verirler. Fener Patrikhanesi'nin milli mücadeleye karşı yaptığı propaganda ve diğer faaliyetlerinden hiç olmazsa Anadolu Ortodokslarını uzak tutabilmek, Türk Ortodokslarının yaptıkları mücadelenin daha sağlam bir zemine oturtulması için Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kurulması fikri alevlenir. Papa Eftim'in önderliğinde Çorum, Safranbolu, Isparta, Kayseri gibi merkezlerdeki Ortodoks Türkler basında açıklamalar yapar, hükümete telgraflar çeker ve görüşmeleri sırasında Türkçeden başka dil bilmediklerini ve Türk olduklarını belirterek bir Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kurulmasının gereğine işaret ederler. Umum Anadolu Türk Ortodoksları Kilise Kurultayı, Kayseri'nin Talas ilçesindeki Zincidere Vaftizci Yahya Kilisesi'nde yapılır. Konya Metropoliti, Antalya ve Gümüşhane Episkoposları ile Anadolu ve Trakya'da bulunan 80 ruhani daireden Fener Patrikhanesi'nin nüfuzu altında bulunan Anadolu'daki 8 ruhani daire hariç tüm kiliselerin katılımıyla bir kongre gerçekleştirilir. Tartışmaların ardından Fener Rum Patrikhanesi'nin fesi, Kayseri'de bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kurulması ve Anadolu Ortodoks Kilisesi'nin umumi vekilliği ve murahaslığının da Papa Eftim'e verilmesi konusunda karar alınır. Böylece 21 Eylül 1922'de Papa Eftim patrik olur. Fener Rum Patrikhanesi bunu onaylamaz ve bağımsız kiliseyi kabul etmez. Anadolu'da yaşayan Türk Ortodoksları, İtilaf Devletleri'nin ve Fener Patrikhanesi'nin her türlü baskısına karşı Anadolu hükümetinin yanında yer alır. İmkanları ölçüsünde maddi ve manevi desteklerini sürdürürler. Böylelikle Kuvayi Milliye'ye Hristiyan cemaat de katılmış olur. Papa Eftim, Kuvayi Seyyare için gereken at, yiyecek ve giysi gibi ihtiyaçları cemaatten toplayarak iletir. Dağlarda bulunan Rum çetelerin silahsızlandırılması için komite oluşturarak dağlardan inmelerini sağlar. Ancak 1923 yılında Lozan Barış Anlaşması'na ek olarak yapılan sözleşmede Anadolu Türk Ortodokslarının da Yunanistan'a gönderilmeleri kararı alınır. Mübadele kapsamında ana ayrım din ve mezhep olduğu için Rum denenlerin arasında Türkçeden başka dil bilmeyen Türk Karamanlı Ortodokslar da vardır. Papa Eftim Anadolu'daki cemaatini kaybeder. Ama yine de Fener Patrikhanesi'nin Türk Devleti'ne yönelik faaliyetlerini engelleyebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürür. Papa Eftim'le yakınlaşarak varlıklarını sağlamlaştırmayı hedefleyen muhalifleri Eftim'i Fener Patrikhanesi'ne davet ederler. Ancak gerek muhaliflerin gerekse Yunan hükümetinin yıpratıcı faaliyetleri sonucunda yeni bir papa seçilir ve Eftim Fener Patrikhanesi'nden uzaklaştırılır. Lozan Anlaşması'yla Fener Rum Patrikhanesi'nin sadece İstanbul'daki Rum cemaatinin dini konularıyla ilgilenmek şartıyla İstanbul'da kalmasına izin verilir. Papa Eftim, devletine ve milletine bağlı olarak Fener Patrikhanesi'nden ayrılmak isteyen cemaat mensupları ile İstanbul'da bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'ni kurar. 21 Eylül 1923'te İstanbul Galata'daki Meryem Ana Kilisesi Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin merkezi olacak şekilde çalışmalara başlar. Galata'da bulunan Meryem Ana, Aya Nikola ve Aya Yani kiliselerinin başpapazlığını uhdesine alarak hizmetlerini sürdürür. Türk Milli Mücadelesi'ne verdiği samimi destek ve faaliyetlerden ötürü 3 Ağustos 1924 tarihinde hükümet, Papa Eftim ve yakın akrabalarından oluşan 50-60 kişinin mübadeleden muaf tutulmaları kararını alır. Soyadı kanununun ardından Papa Eftim, hayatına Zeki Erenol adı ile devam eder. Papa Eftim,
Mart 1968'de 85 yaşında vefat eder. Uzun tartışmalar sonucu Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kilisenin tam karşısına defnedilir. İstiklal madalyası sahibi olan Türk Ortodoks Patriği Papa 1. Eftim'in mezar taşında "Baba Eftim, bu memlekete bir ordu kadar hizmet etmiştir. Kemal Atatürk" yazmaktadır. Ruhu şad, devri daim olsun.